Selam Ayta Matematik Full Tekrar Kampımızın geldik tamı tamına 10. adımına ve arkadaşlar trigonometrinin 6. videosundayız ve trigonometri soru çözümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son 2 video biraz hareketli olur demiştim. O son 2 videodan sondan işte birincisi yani bu 2 videodan birincisindeyiz arkadaşlar. 75. sorudan itibaren devam edeceğiz. En son Ayta Matematik Full Tekrar video ders kitabımızdan 74. soruyu yani sayfa 80'in sonunu konuşmuştuk. Aynen 80'de 74'ü konuşmuştuk. Şimdi sayfa 81, sayfa 82, sayfa 83 ve sayfa 84'ü sizlerle beraber yapacağız. Ve arkadaşlar bundan sonraki adımda yani 11. adımda 93. sorudan itibaren yani 85'ten başlayacağız ve arkadaşlar e, 88. sayfa 108. trigonometri sorumuzla beraber arkadaşlar trigonometrinin sonuna gelmiş olacağız. Sonra iki tane ünitemiz kalıyor ki onlar trigonometri kadar uzun değiller. Bir tanesi logaritma bir tanesi diziler toplamda 4 adımda onlar sürecek. Ve arkadaşlar AYT Matematik full tekrar kampımızı 2022-2023'ün son kampını da tamamlamış olacağız. İsterseniz vakit kaybetmeden dersime başlayayım. Evet 75. soruyla başlıyorum dersime. Kenar uzunlukları yukarıdaki gibi olan dikdörtgen biçimindeki kağıt A noktası etrafında aşağıdaki şekildeki gibi ark tanjant 4 bölü 3 kadar saat yönünün tersinde döndürülüyor. Şimdi dönme açısı şurası değil mi arkadaşlar? Çünkü eski hali bu yeni hali bu. Demek ki dönme açısı orası. Mesela oraya alfa diyelim. O zaman dönme açısını alfa demiş olduk. Ark tanjant 4 bölü 3 alfa ise tanjant alfa eşittir 4 bölü 3'müş. Tamam güzel. Şimdi kotanjant x değeri kaçtır diye soruyor soru bizlere. Şimdi arkadaşlar burada yapabileceğim birkaç tane hamle var. Birincisi bakın şimdi şurası 20 değil mi? Şurası 20. Şimdi bu açı alfa ise bu açı alfa ise şuradaki paralellikten dolayı şuradaki açının da alfa olduğunu söyleyebiliriz. Bu bir. İkincisi arkadaşlar şöyle bir şey yapabiliriz. Ark, şimdi şuraya eğer ben k dersem tanjant alfayı şuradaki üçgenden yazmak istersem arkadaşlar. Oradaki üçgenden tanjant alfayı nasıl yazarız? Karşısı 20. Komşusu k. Bunu soru bize 4 bölü 3 olarak vermiş. İçler dışlar yaparsak 4k 60 yapar. K buradan kaç yapacaktır? 15. Demek ki k'mız 15'miş. O zaman bunu siliyorum. Buraya 15 yazıyorum. Şimdi 15, 20, 25 üçgeni oluştu. Şurası 90 derece olduğu için. Şimdi şuradan bir tane şöyle dik indiriyorum. Dikimi indirdim şöyle. Bakın şuradaki uzunluğa x demeyeyim. x yukarıda. Kotanjant x'i soruyor bana. Benim amacım bunu bir dik üçgen içerisine almaya çalışmak. Şimdi ben buraya a diyeyim. Tamam mı? Öklit teoremini kullanırsam şuradaki kenarın yani 20'nin karesi. 20'nin karesi eşittir. a çarpı tamamı. Yani 25 tane a yaptı. Buradan 5'e böldüm. 5 yaptı. 20'nin karesi 400. 400 arkadaşlar 5'e bölersem 80 yapar. 5 ile de 80'i sadeleştirirsem A buradan 16 çıkar. Tamam güzel. Şurayı siliyorum. A buradan 16 çıktı. Şimdi şuna dikkat edin arkadaşlar. Şimdi A'dan şuradaki noktaya kadar olan kısım 25 birimdi. E, uzun kenarımızın 40 olduğunu görüyoruz. Demek ki burası 15 olacakmış. 16 burasıysa bakın tamamı normalde kaçtı? 25 artı 15'ten 40'tı. E, 16 burasıysa geriye kalan kısma yani şuraya kaç kalır arkadaşlar? 24 kalır. Şimdi bir tane şöyle paralel atıyorum artık. X'i dik üçgen içerisine alabilmek için. Dikimi attıktan sonra şunu konuşuyorum. 24 ise burası 24. Şimdi şu yüksekliği bulayım. Şuradaki pembe ile çizdiğim yüksekliği bulayım. Buraya H dersem şimdi e, A, D H diyelim buraya. ADH üçgeninin alanını söyleyin. H çarpı 25 bölü 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Aynı şekilde dik kenarlar çarpımının yarısından da bulunur. 20 çarpı 15 bölü 2. Bu ikiler birbirini götürür. 5'e bölerim 3 yapar. 5'e bölerim 5 yapar. 5'e bölerim 5'e bölerim 4 yapar. H eşittir 4 kere 3'ten 12 yapar. Yani buradaki H'ımız 12'ymiş. E bu H 12 ise o zaman burası da 12'dir. E buranın tamamı kısa kenar uzunluğu yani 20 ise buraya 8 kalır arkadaşlar. İşte artık şuradaki dik üçgenden kotanjant x'i bulabilirim. Kotanjant x eşittir. Komşumuz 8. Karşımız 24. Sadeleştirirsek 1 bölü 3 yani a şıkkı bulunacaktır. Gayet güzel bir soru. 76. Dik koordinat düzleminde o merkezde yarıçapı çapı bir birim olan çeyrek çember çizilmiştir. Y eşittir Bir doğrusu çemberin A noktasına teğettir. AOB açısı alfa ve taralı alanlar birbirine eşit olduğuna göre sinüs şurası alfa tam şey yanlış çıkmış. Sinüs alfa ifadesinin değeri kaçtır diye soruyor soru bize. Şimdi taralı alanlar birbirlerine eşitmiş. Şimdi bir kere arkadaşlar şuradan şu şekilde dikimi çeksem. Tamam mı? Dikimi çeksem. Sonra desem ki burası 90. Bu bir birim çember burası bir birim. Alfanın karşısı buraya sinüs alfa diyeceğim. O zaman burası sinüs alfa olacak. Aynı şekilde burası sinüs alfa olacak. E o zaman alfanın şurasına komşusuna kosinüs alfa diyeceğim. O zaman burası da kosinüs alfa olacak. Şimdi bakın. Öncelikle şuradaki alana A dersem bu alanı bulabilmek için şunu yapmak lazım diye düşünüyorum. Hani alanlar üzerinden gideceğiz ya. Şurada sınırlarını Şimdi sarıyla çizdiğim yamuk var ya, dik yamuk bu. Bu dik yamuğun alanını bulalım. O dik yamuğun alanından şuradaki daire diliminin alanını çıkartırsak A'yı bulmuş oluruz. Hadi bakalım başlıyorum. A eşittir. Şimdi dik yamuğun alanı. Ee, şimdi alt taban yani şurası bu uzunluğun kaç olduğunu nasıl buluruz? Arkadaşlar bu uzunluğun kaç olduğunu şöyle buluruz. Ee, buranın tamamı şöylece bakın bir birim. Şöyle tamamı birbirim. E, şu BC'si kosinüs alfa ise o zaman buraya 1 eksi kosinüs alfa kalır. Yani alt taban dediğimiz 1 eksi kosinüs alfa artı üst taban dediğimiz zaten şuradaki uzunluk yani yarı çap uzunluğu yani 1 çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz gördüğünüz gibi burası yani sinüs alfa bölü 2. Şöyle çarpı sinüs alfa bölü 2. Tamamen hepsinde 2 var. Şimdi bu A değil tabii ki. Bu yamuğun alanı. Bundan eksi diyeceğim. O daire diliminin alanını çıkartacağım. O daire diliminin merkez açısı alfa olduğu için alfa bölü 2 pi alfa bölü 360 çarpı yarı çapı 1 bir birim olduğu için 1'in karesi çarpı pi. Ve bu pi'ler birbirini götürürse eksi alfa bölü 2. Peki bu bizim A alanımız. O zaman bu alan da A arkadaşlar. Öyle demiş. Taralı alanlar eşit. Şimdi bu alanı nasıl bulabiliriz? Şimdi aynı şekilde bakın burası 90 eksi alfa olur. Tamam mı? Burası sinüs alfa. Burası kosinüs alfa. Şurası 90. O zaman bu sefer de şu daire diliminin alanından yani 90 eksi alfalık merkez açıya sahip daire diliminin alanını bulup bu daire diliminin alanından şuradaki üçgenin alanını çıkarak, çıkararak da a'yı bulabilirim. a eşittir. Daire diliminin alanı 90 eksi alfa bölü 2 pi çarpı pi r re kare r'si yine 1 olduğu için pi eksi üçgenin alanı. Üçgenin alanı da arkadaşlar taban çarpı yükseklik bölü 2. Sin alfa çarpı kos alfa bölü 2. Şimdi bu ikisini alalım. Bu ikisini buradan taşıyalım. Aşağıda işlemimizi yapalım. Bunların ikisi de a. Bunlar birbirlerine eşit olmak zorundalar. O zaman bakın e, sol tarafa bakarsam içeri dağıtayım bir de. Sinüs alfa Şöyle içeri dağıttım. Hatta şöyle e, düzenleyelim burayı. Şimdi arkadaşlar 2 2 eksi kosinüs alfa burası. 2 eksi kosinüs alfa. Bunu sinüs alfa ile çarpacağız. Yani 2 tane sinüs alfa eksi sinüs alfa kosinüs alfa eksi alfa bölü 2. Paydamız ortak olduğu için. Bu eşitmiş. Bunlar birbirini götürdüğü zaman 90 eksi alfa eksi sinüs alfa kosinüs alfa bölü 2. Eksi sinüs alfa kosinüs alfa bölü 2. Tamam mı? Şimdi bu ikiler birbirini götürdü. Bunlar birbirine eşitler. Eksi sin alfa ile eksi sin alfa da birbirini eksi sin alfa kos alfa ile eksi sin alfa kos alfa da birbirini götürdü. Eksi alfa ile eksi alfa da birbirini götürdü. Sol tarafta 2 sin alfa kaldı. Sağ tarafta 90. Buradan sin alfa tabi bu derece cinsinden sayı değil. Sin alfa 90 bölü 2'den 45 derece oldu. Bunu da radyanla ifade edersek pi bölü 4 ile gösterebiliriz. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Bakın bu iki soru tam sınavlık sorulardır. Hatta çıkarsa böyle iyi sağlam soru sormuşlar da diyebiliriz. Yukarıdaki şekilde zemine dik olarak duran 5 santim uzunluğundaki AO çubuğu verilmiştir. O noktası etrafında hareket edebilen bu çubuk saat yönünde A derece ve 2A derece hareket ettirildiğinde sırasıyla... Ee, şekil 1 ve şekil 2'deki görseller meydana gelmektedir. Şekil 1'deki A üssü noktasının ilk durumdaki o A çubuğuna en kısa uzaklığı 3 santim olduğuna göre şekil 2'deki A 2 üssü noktasının zemine uzaklığı. Şimdi zemin şeyin çubuğun boyunun 5 birim olduğunu vermiş ve A üssü noktasının çubuğa en yakın mesafesinin 3 santim olduğunu vermiş. E o zaman 3, 4, 5 üçgeninden dolayı burası 4'tür. Sonra bu uzantıya baktığınız zaman bu a 2 üssünün zemine uzaklığı yani şuraya x dersen bu x'i soruyor. X kaçtır diyor. Buraya yine 5 diyeceğim çünkü çubuğun boyu değişmedi. Şimdi arkadaşlar bakın e, 2a'nın komşusu belli ve hipotenüsü belli. O zaman aslında kosinüs 2a eşittir x bölü 5. Komşu bölü hipotenüs'ten yürüyebiliriz. Şimdi sağdaki soldaki üçgende kosinüs a'yı söyleyin bana. Nedir? Komşusu 4 birim. Hipotenüsü 5 birim. 4 bölü 5. Peki kosinüs 2 a yerine 2 tane kos kare a eksi 1 yazabilir miyim? Evet bu x bölü 5'e eşit. O zaman 2 çarpı kosinüs a 4 bölü 5 ise karesi 16 bölü 25 eksi 1 eşittir. x bölü 5 yaptı. Buradan arkadaşlar 32 bakın 32 bölü 25 Eksi 1. E, 32'den 25 çıktığı zaman 7. 7 bölü 5 eşittir. 7 bölü 25 özür dilerim eşittir. X bölü 5 bunlar da sadeleşirse X eşittir. 7 bölü 5 çıkacaktır. Doğru cevabımız A şık. Tamam. Bak yine çok güzel bir soruya geldim. Burada çok iyi bir yöntem öğreteceğim sana. Çok dikkatli izle beni. N ve M birer pozitif tam sayı olmak üzere 0 pi aralığında bir bu denklemin sinüs n artı 2 x eşittir sinüs 70 denkleminin 8 tane kökü varmış. Kosinüs m eksi 1 x eşittir sinüs 10 denkleminin de 4 tane kökü varmış. Buna göre 0 2 pi bölü 3 aralığında bu denklemin kaç tane kökü var diyor. Şimdi ben bunları şöyle yapacağım. Bakın bu denklemi çözebilmeniz yani çözersiniz tabii ki işte n artı 2 eşittir 70 artı 360k falan yaparsınız ama size güzel bir yöntem göstereceğim arkadaşlar sonuçta bizim bu aralıktaki x değerleri için bu aralıktaki görüntülerimiz oluşuyor ya demek ki x yerine bakın n artı 2 çarpı x gördüğümüz yere 0 ile piyi yazarsak sinüs 70 denkleminin 8 kökü vardır diyor 8 kökü olabilmesi için ...dört tane tam tur atması lazım arkadaşlar. Dört tane tam tur atabilmesi için de ...sıfırla... ...sekiz 8 pi arasında değerler alması gerekiyor. Bak şimdi. N artı 2'yi içeri dağıttığım zaman N artı 2 0 0 eşit zaten. N artı 2 çarpı 0 0 olduğu için. N artı 2 ile pi'yi çarptığım zaman bak. N artı 2 çarpı pi eşittir 8 pi olmalı. Buradan N artı 2 8 N eşittir 6 olmalı. Aynı şekilde aşağıdakine bakın. Yine sıfırla pi arasındaki x değerlerini burada götürüp yerine yazdığımızda sinüs 10 denkleminin 4 tane kökü oluyormuş. O zaman ne diyeceğiz? m-1 çarpı yine 0 ile pi arasındaki x'leri yerine yazdığımızda 4 tane kökünün olması o zaman 2 tam tur atması yani 0 ile 4 pi arasında olması gerektiği anlamına geliyor. Yani sinüs 70'in yani sinüs x'in sinüs 70'e eşit olduğu 2 yer var ya 2 pi'de. Yani 0-2 pi aralığında 2 yer var. O zaman 8 kökü varsa o zaman 0 ile 8 pi arasında olmalı. Yani 2 pi'de 8, 2 kökü varsa 8 kökünün olması için 8 pi aralığında. 4 kökünün olması için de 4 pi aralığında. 0, 4 pi aralığında olması gerekiyor. Buradan içeri dağıttığımızda m-1 çarpı pi eşittir 4 pi'den pi'ler gider. m-1 4'ten m de buradan 5 gelir. N'imiz 6 geldi. M'imiz 5 geldi. Güzel. Şimdi tanjant 4n 3m x eşittir tanjant 20. Bakın aynı şeyi burada da yapabiliriz. Tanjant n yerine 6 yazarsam 6 kere 4'ten 24 yapar. m yerine de 5 yazarsam 15 yapar. Burası tanjant 9x eşittir tanjant 20. Bakın aynı şeyi uygulayabiliriz. Götürelim x yerine bu sefer aralığımız bu. 0 ile 2 pi bölü 3 aralığı. Götürüp yerine yazarsak 9 çarpı 0 ile 2 pi bölü 3 aralığı tanjant 20'ye eşit olmalıymış. E yani arkadaşlar burada 9 bunu çarparsam 9 ile 0'ı çarpınca zaten hani gittiği yeri buluyorum ya görüntüsünün. 0 yapar 9 çarpı 0. Bir de 2 pi bölü 3 ile 9'u çarparsam 9 ile 3 sadeleşir 6 pi. Yani 0 6 pi arasında değer alıyormuş. E 0 6 pi ne demek arkadaşlar? 3 tane tam tur demek. Bir tane turda tanjant 20 bir de tanjant 100, 200'e eşit oluyor. Yani Şöyle düşünün. Birinci turda 20 ile 200 açıları. ikinci turda bunun 360 fazlası. Bunun 360 fazlası. Üçüncü turda bir daha 360 fazlası. Bir daha 360 fazlası. Yani kaç tane kökümüz varmış? 6 tane. Cevabımız neymiş? C şık. Tamam bu yöntem güzeldir. Ha isterseniz siz son aşamaya geldiğinizde şöyle de yapabilirdiniz. 9x eşittir. 20 artı 180k. x eşittir. 20 bölü 9 artı 20k. K'ya 0 verince 20 bölü 9. 1 verince işte ee, 180 200 bölü 9. 2 verince falan filan burada son olarak işte bir şey verecektiniz. Kaç tane? 6 tane kök olduğunu bulacaktınız. 7. kökü yerine yazdığınızda 2 pi bölü 3'ten daha büyük bir değer çıkacaktı. Ve 7. kökü yazamayacaktınız. Orada bırakacaktınız gibi. Tamam mı? Sınav adayı 4 tane soru konuştuk onu da söyleyeyim. 79'da devam ediyorum. ABC ve ADE birer dik üçgendir. Buna göre CD'nin x türünden eşiti nedir diyor. Şimdi hemen x açısının karşısına sinüs x yazalım. Komşusuna kosinüs x yazalım. Şimdi bakın x diyelim bu açıya y diyelim. x ile y'nin toplamı 90 olduğuna göre buradaki açıya x dedim. Şimdi bize CD ile ilgili bir şey soruyor ya. Büyük üçgende önce AD'ye odaklanalım. AD belli, bir de AE belli. Yani x açısının bir komşusu bir de hipotenüsü belli. Yani kosinüs x'i yazacak olursam komşusu 3 tane sekant x bölü hipotenüsü. Ee, pardon komşusu 3 tane sekant x değil hipotenüsü 3 tane sekant x. Komşusu ad uzunluğu hipotenüsü de 3 tane sekant x. İçler dışlar yaparsam ad eşittir kosinüs x çarpı e, sekant x'i de 3 bölü kosinüs x diye yazarsam bunlar gider. E, ad uzunluğu 3'e eşit olmuş olur. Burası 3'müş. E, o zaman şuradaki AC kısmı sinüs x ise CD'ye 3 eksi sinüs x kalır. Doğru cevabımız A şıkkı olur. Her x gerçel sayısı için böyle bir e, toplam sembolü vermiş. Toplam sembolünde ne yapıyorduk biliyorsunuz? K yerine 1'den 4'e kadar değerler 1, 2, 3, 4 yazıp bunları topluyoruz. Toplam sembolü bu anlama geliyor. Şimdi yazalım bir yazalım K yerine. O zaman ne olur? Sin kare x. 2 yazarsak ne olur? Sin kare 2x. 3 yazarsak ne olur? Sin kare 3x. 4 yazınca ne oluyor? Sin kare 4x. Bunun sonucu neymiş? M. Güzel. Kenarda dursun. Bunu vermiş soru bize. Şimdi burada yerine yazalım. Kosinüs 2x artı k yerine 2 yazarsam kosinüs 4x. K yerine 3 yazarsam kosinüs 6x. K yerine 4 yazarsam kosinüs 8x. Bunu soruyor soru bize değil mi? Peki. Hepsini sinüse çevireceğim. Yukarıda sin kareler olduğu için. Kosinüs 2x yerine 1 eksi 2 tane sin kare x yazdım. Kosinüs 4x yerine 1 eksi 2 tane sin kare 2x yazdım. Kosinüs 6x yerine 1 eksi 2 tane sin kare 3x yazdım. Kosinüs 8x yerine de 1 eksi 2 tane 1 eksi 2 tane sin kare 8'in yarısından 4x yazdım. Şimdi ee, ...şöyle bakalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Bir kere bir 4'ümüz var. Eksi, eksi 2, eksi 2, eksi 2, eksi 2. Eksi 2'miz var. Parantez içerisinde ne kalıyor? Sin kare x artı... ...sin kare 2x artı... ...sin kare 3 tane x artı... ...sin kare 4x. E, bunu da soru farkındaysanız... ...yukarıda ne olarak vermiş? <laughs> M olarak vermiş. O zaman cevabımız 4 eksi 2 M olacak. Yani şık. Tamam. 81 Denkleminin kaç tane kökü vardır? Arkadaşlar tanjant 48 birden büyüktür. Ama sinüstü bir ifadenin birden büyük olma şansı kesinlikle yoktur. O yüzden bu denklemin hiç kökü bulunamaz. Ne kadar basit değil mi? Keşke böyle çıksa. 82 ile devam ediyorum. X elemanıdır π bölü 48 pi bölü 24 olmak üzere. Bakın şıklarda sin tan kos, kod ve hep 12 x'ten bahsetmiş. Dolayısıyla bizim x'imiz pi bölü 48 ile pi bölü 48 ile pi bölü 24 arasında bizim olayımız 12 x'i bulmak. 12 12 12 ile çarpıyorum. Şimdi 48 de 12 sadeleşince 4. Yani ne yaptı? Pi bölü 4. Pi bölü 4 küçüktür. 12x küçüktür. Pi bölü. Bunlar da sadeleşirse 2. Yani arkadaşlar 12x dediğimiz açı 45 derece ile 90 derece arasında bir açı. Şimdi karşılaştırma yapabilmek için sembolik olarak 60 derece alıyorum. 60 derece alırsam. A sayısı sinüs. Bakın bu 2 pi'lerin hepsini görmezden gelebilirsiniz. Çünkü bunun esas ölçüsü zaten 0. Yani şöyle düşünün. Ee, sinüs. 360 eksi 60 demek. Aslında bunu görmezden gelirseniz sin eksi 60 demek. Yani eksi sinüs 60 demek. Ya da bunu 300 olarak düşünün. O da zaten 360 eksi 60. Dördüncü bölge. Yani aynı şey oluyor. Bu iki pi'leri atabiliyorsunuz arkadaşlar. Ss ölçüsü sıfır olduğu için. Tamam. E o zaman a sayısı sinüs eksi 60. Hatta sinüs eksi 60 da yazmayalım. Direkt eksi sinüs 60 yazalım. Gelin. A sayısı eksi sinüs 60. B sayısı e, eksi tanjant atmış. Eksi tanjant atmış. C sayısı eksi bak şimdi C sayısına dikkat et. C sayısı kosinüs eksi atmış. Kosinüs eksi yutar. Orası kosinüs atmıştır. Onu da sinüs 30 diye yapalım. Hep tanjantı ve sinüsü kullanıyoruz ya sıralamada. Kotanjant ve kosinüsü kullanmıyoruz. Kotanjant eksi atmış da eksi kot atmış. Yani eksi tanjant 30 olacak. Bir kere arkadaşlar şunda hiçbir tereddütümüz olmamalı. En büyük sayımız c. Çünkü bir kere c'miz pozitif. A da b de d de negatif. Yani en büyük sayımız c. Şimdi e, eksi sinüs 60 demek. Eksi kök 3 bölü 2 demek. Eksi tanjant 60 demek. Eksi kök 3 demek. Eksi tanjant 30 da eksi kök 3 bölü 3 demek. Payda eşitleyelim isterseniz. 3 ile genişletirsem eksi kök 3 bölü 6. 6 ile genişletirsem eksi e, 6 kök 3 bölü 6. Bunu da 2 ile genişletirsem eksi 2 kök 3 bölü 6. Peki şimdi eksileri düşünmediğimiz zaman paydalar aynı olduğu zaman payı en büyük olan en büyüktür. Yani normalde normalde baktığımız zaman eksiler olmasaydı b en büyük 6 kök sahip olduğu için sonra d olmalıydı sonra da arkadaşlar a olmalıydı. Ama eksi olduğu için tam tersine döner yani b küçüktür d küçüktür e, a yapar. Tamam mı? Normal şey bir dakika, şurayı genişletmemişim. Çok pardon. Şurası eksi 3 kök 3 bölü 6. 3'te genişletirsem eksi pardon eksi 3 kök 3 bölü 6. Şimdi bakalım. Normalde eksileri görmesek payların, paydaların hepsi 6 olduğu için en büyük payı B alıyor, sonra A alıyor, sonra da D. Normalde böyle. Ama eksi olduğu için ters dönecek. B küçüktür A küçüktür D. E, en büyükleri de C olduğu için B, A, D, C. Doğru cevap aşk. 83. Şekildeki ABC dik üçgeni biçimindeki bir kağıt AC kenarı AD boyunca katlanarak aşağıdaki şekil elde ediliyor. Buna göre tanjant x değeri kaçtır diye soruyor soru bize. Şimdi arkadaşlar katlamayı geri açalım. Şöyleymiş eskiden. Eskiden böyleymiş. Sonra katlanmış. O zaman neler yazabiliriz? Bir bakalım. Bir kere katlama olduğu için bu açı x ise bu açı da x'tir. Bu 1. Aynı şekilde bu açı neyse buraya y dersem bu açı da y'dir. Bu 2. Bu kat yok. O değil. Şuradaki nokta katlamadan dolayı buranın üstüne geliyor. Ne vermiş? Bir şey vermiş mi? Tanjant y 12 bölü 5. Yani karşısı 12 komşusu 5, hipotenüsü 13. Herhangi bir uzunluk vermediği için k demedim. 5 ve 12 dedim direkt. 13 ise burası da 13 olmalı arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi ben buradaki uzunluğa a dersem bakın buradaki ac üssü buradaki ac'ye şuraya eşit olmalı katlamadan dolayı. O zaman a artı 5 ise burasının da a artı 5 olması lazım. Şimdi bakın açı ortay teoreminden a'nın 12'ye oranı a artı 5'in kaça oranına eşit? 13'e oranına eşit. Değil mi? 13'e oranına eşit. Buradan içler dışlar yaparsam 13 tane A eşittir. 12 tane A artı 12 çarpı 5'ten 60. Buradan A kaç çıkar arkadaşlar? 60 çıkar. A'mız 60. E bize ne soruyor? Tanjant x'i soruyor. Şu üçgene bakalım. Tanjant x eşittir. Karşısı 12. Komşusu 60. 12 bölü 60 da 1 bölü 5 yapar. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Evet güzel bir sayfayı daha geride bıraktık. Güzel iyi bir sayfaydı yani. 84 ile devam ediyorum. 8 tane sin kare x eksi 2 sinüs x eksi 3 eşittir 0 denkleminin 0 3 pi aralığında kaç farklı kökü vardır? Şimdi e, isterseniz çarpanlarını ayıralım. Burayı 4 tane 4 tane sin x'e 2 tane sinüs x diye ayırdım. E, burayı eksi 3'e artı 1 diye ayırsam oluyor mu bakayım? Eksi 6 artı 4 oluyor aynen. O zaman 4 tane sinüs x eksi 3 çarpı 2 tane sinüs x artı 1 eşittir 0 oluyor. Buradan arkadaşlar ilk kısımdan sinüs x eşittir 3 bölü 4. İkinci kısımdan da sinüs x eşittir eksi 1 bölü 2 geliyor. Şimdi buraya çok dikkat ediyorsunuz. Önemli bir soru benim için. Sıfırla sizin için de tabii ki sadece benim için değil. 0'la 2 3 pi arasında 2 pi demiyor bak 3 pi arasında. Şimdi İki tane birim çember çizeceğim arkadaşlar. Bakın gerçekten e, köklerin varlığıyla alakalı önemli bir kazanım. İki tane birim çember çiziyorum. Şimdi sinüsün 3 bölü 4 olduğu yer ya birinci bölge burada bir yer ya da ikinci bölge burada bir yer. Şimdi sıfırla 2 pi arasında şimdi bak bir tam tur attık. Yani buradan başladık sıfırdan geldik tekrar 2 pi'ye ulaştık. Burada arkadaşlar kaç tane kökümüz oldu? Kaç kökümüz oldu? 2 Şimdi bu 2 pi'ye geldik ya burası 2 pi. 1 pi daha döneceğiz. 1 pi daha döndüğümüz zaman bu iki köke bir daha rastladık. Yani toplamda 2 iki artı 2'den 4 tane kök buradan geldi. 4 tane kök. 0, 3 pi aralığında. Şimdi bu tarafa bakıyorum. Eksi 1 bölü 2 sinüsün eksi olduğu yer ya burası ya da burası arkadaşlar. Şimdi burada ben 3 pi döndüğüm zaman bir 2 pi dönersem 2 tane köke rastlarım ve buraya gelirim. Şimdi buradan bir pi daha dönersem buraya gelirim ama hiçbir köke rastlamadım. Yani 3. pi'de ilk 2 pi'de 2 kökü bulduk. 3. pi'de kök bulamadım. Buradan 2 tane kök gelir. 4 tane kök buradan. 2 tane kök de buradan. Toplamda arkadaşlar 6 tane kökümüz vardır. Doğru cevap D şıkkı. Bakın eksi 1 bölü 2'yi tamam ama 3 bölü 4'ü güzel görün. Hatta burayı niye? Çünkü sinüsün 3 bölü 4 olduğu açıyı bilmediğiniz için Hani direkt açıyı bulamadığınızdan kökün adediyle ilgili yorumu böyle yapmalısınız. Hani sarmal fonksiyon demiştik. Gerçi onu trigonometri kampında anlatmıştım. Ee, sarmal fonksiyonundan da şöyle bahsedeyim size arkadaşlar. Sarmal fonksiyon dediğimiz şu. 0 ile 4 pi aralığındaki bir x'in kaç kökü vardır? Sarmal fonksiyonu mantığı şey. 0 ile 2 pi aralığında 2 kökü var. Yani bir döndüm 2 köküm. Bir daha döndüm. Pardon dönemedim. Bir döndüm iki köküm bir daha döndüm iki köküm toplamda dört köküm. Aslında burada sarmal fonksiyonu anlattım size yani biraz önce. Sarmalında göstermiş oldum kaç tane kökün olduğunu da oradan görebiliyorsunuz artık. Şimdi 85. soruyla devam ediyorum. Diyor ki şekil 1'de o merkezi yarım birim çemberde COD açısı alfa ve AB diktir CD'dir. Bu şekil 1'de CD boyunca ok yönünde katlandığında şekil 2'deki görünüm elde edilmektedir diyor. Şimdi 85'in sorudayız. Şekil 1 O merkezi yarım çemberde. COD alfa, A, B, falan filan falan fıstık. Tamam onlar eyvallah. Şekil 1'de C, D boyunca ok yönünde katlandığında şekil 2'deki görünüm elde edilmektedir. Ee, i̇kinci e, açıyı beta olarak vermiş. 2 cos alfa eksi cosinus beta. Bu sorular kendiliğinden çıkar arkadaşlar. Yani kendiliğinden çıkar derken e, ayrı ayrı iki açı verildiyse onu tek bir şekil üzerinde göstermenize gerek yok. Şöyle düşünün. Öncelikle şöyle yapın. Şimdi, şimdi burası alfa ise burası kosinüs alfa ya. E, şu A, O'nun tamamı da bir ya birim çember olduğu için. O zaman burası bir eksi kosinüs alfa. Katlamadan dolayı A, C üssü de bir eksi kosinüs alfa. Değil mi? E o zaman buranın tamamı kosinüs alfa olduğuna göre burası bir eksi kosinüs alfa e, daha doğrusu şöyle tamamı kosinüs alfa olduğuna göre kosinüs alfa eksi 1 eksi kosinüs alfadan içeri dağıttığımız zaman 2 tane kosinüs alfa eksi 1. Yani burası 2 tane kosinüs alfa eksi 1. Şunları sileyim. Şunu sileyim. Şunu da sileyim. Şöyle. Şimdi orası 1 eksi kosinüs alfa eksi 1. Şimdi kosinüs beta'yı yazalım isterseniz. Bakın burası 1. Kosinüs beta eşittir. Komşu yani 2 tane kosinüs alfa eksi 1 bölü hipotenüs zaten 1. Bize sorulan 2 kos alfa eksi kos beta. Yani bunu bu tarafa at, bunu da bu tarafa at. O zaman 2 tane cos alfa eksi cos beta eksi 1'i karşı tarafa attığımızda 1 olur. Doğru cevap da D şıkkı çıkar. Tamam. 86 ile devam ediyorum. Denklemini sağlayan x açısı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi 1 bölü 1 eksi tan kareyi açalım. 1 bölü 1 eksi s kare bölü c kare. O da ne yapıyor? 1 bölü e, yukarısı c kare eksi s kare bölü c kare takla atarsam c kare bölü c kare eksi s kare. Şimdi bir bölü kotanjant kareyi açarsam 1 bölü 1 eksi c kare bölü s kare. O da bir bölü s kare eksi c kare bölü s kare. Takla atarsa o da s kare bölü s kare eksi c kare. Şimdi bunları topladığımız zaman bu sol taraf c kare bölü yani kos kare x bölü c kare eksi s kare yani kos kare x eksi sin kare x artı Diğer tarafta s kare yani sin kare x bölü aşağısı da sin kare x eksi kos kare x. Tamam mı? E şimdi arkadaşlar şöyle yapalım mı? Burayı eksi 1 ile genişlettiğimiz zaman yukarısı ne oluyor? Eksi kos kare. E yanında da artı sin kare var. Yani sin kare x eksi kos kare x oluyor yukarısı. Aşağısı ne oluyor? Aşağısı da aynı şey oluyor. Yani sin kare x eksi kos kare x oluyor. Yani 1 oluyor. O zaman arkadaşlar yani bu kadar tantana ne içinmiş? Bu kadar tantana şu altını kırmızı ile çizdiğim ifadenin 1 olduğunu bulmak içinmiş. Demek ki 2 tane sinüs x eksi 30 eşittir 1 olacak. Buradan her iki tarafı 2'ye bölersem sinüs x eksi 30 eşittir 1 bölü 2. E şimdi burada denklem çözmeye gerek yok. 1 bölü 2'lerde köküç bölü 2'lerde x eksi 30'un arkadaşlar ya 30 olması lazım ya da 150 olması lazım. Buradan x'in ya 60 çıkması lazım ya da x'in 180 çıkması lazım. 180 eksi 30'dan 150'yi verebilmesi için. Tabii şunu paranteze alalım şu şekilde. E, şıklarda hangisi var? 60 var. Pi bölü 3 cevabımız D şıkkı olacak. E, 87 ile devam ediyorum. Yukarıda ABC dik üçgeninde CDE üçgeni DE boyunca katlandığında C noktası AB kenarı üzerindeki C üssü noktasına denk gelmektedir e, kotanjant alfayı soruyor. Şimdi katlama olduğuna göre burası alfaysa şöyle burası da alfa. Şurası da 180 eksi alfa. DC 13 birim. Tamam. E, katlama var. 13 ise şuranın da 13 olması lazım. Bakın çünkü C, C üstüne denk geldiğine göre DC üssüyle buradaki DC'nin eşit olması lazım katlamadan dolayı. E, 5, 12, 13 üçgeninden buradaki 5'i elde ettim. Bu arada şurası 180 eksi alfa değil. 180 eksi 2 alfa. 180 eksi 2 alfa. Bana kotanjant alfa lazım. Bakın tanjant 180 eksi 2 alfayı yazabiliriz. Nedir? Karşı bölü komşudan 5 bölü 12. Yani eksi tanjant 2 alfa eşittir 5 bölü 12. Yani tanjant 2 alfa eşittir eksi 5 bölü 12. Tanjant 2 alfa demek de 2 tane tanjant alfa bölü 1 eksi tanjant kare alfa demek. Bu eksi 5 bölü 12'ymiş. Tanjant alfaya x diyelim. Daha kolay çözeriz soruyu. Tanjant alfa eşittir x ise 2x bölü 1 eksi x kare eşittir eksi 5 bölü 12. Şimdi buradan x'i bulalım. İçler dışlar yapalım. 24 tane x eşittir eksi 5 artı 5 tane x kare. 24 x'i de karşı tarafa atarsam 5 tane x kare eksi 24 tane x eksi 5 eşit 0 olur. Burayı 5 x'e x diye burayı da arkadaşlar şöyle 5'e 1 Eksiye artı diye ayırırsam eksi 25 artı 1 daha eksi 24. Buradan x'imiz ya 5 gelir ya da x'imiz eksi 1 bölü 5 gelir. Yalnız şöyle bir şey var. E, x dediğimiz tanjant alfa. Tanjant alfanın negatif olması söz konusu değil. Çünkü aç, alfamız dar açı. Birinci bölge olduğu için arkadaşlar tanjantının pozitif olacağıyla ilgili bilgimiz var. Dolayısıyla buradaki x'imin eksi 1 bölü 5 olma şansı yok. x eşittir 5 yani tanjant alfa eşittir 5 çıktı. Bana sorulan kotanjant alfaydı. E tanjant alfa 5 ise kotanjant alfanın da 1 bölü, 1 bölü 5 olduğunu söylemek zor değil. Ve 3. sayfamızı da böylece halletmiş olduk. Geldim 88'e. X'in Y türünden eşiti hangisidir diye soruyor. Şimdi bakın. Şöyle yapalım. Buradaki Y'yi tanjant alfa cinsinden yazmaya çalışalım. Y eşittir. 5 eksi 1 bölü tanjant alfa. Kotanjant yerine 1 bölü tanjant yazdım. Bunu buraya atarsam. 1 bölü tanjant alfa eşittir y'yi de bu tarafa atarsam 5 eksi y. Buradan da tanjant alfa eşittir 1 bölü 5 eksi y çıkar. Sonra bunu götürüp burada yerine yazıyorum. Yani x eşittir 2 artı 3 çarpı 1 bölü 5 eksi y. Yani 3 bölü 5 eksi y. Payda eşitlersem 10 eksi 2 y. 3 toplarsam 13 eksi 2 y bölü 5 eksi y. İşte bu bizim x değerimiz olacak. Cevabımız c şık. Denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır diye soruyor. Soru bize burada. Şimdi arkadaşlar 3 tane kotanjant x yerine kosinüs kosinüs x bölü sinüs x'i yazarsam bakın sinüs x bölü 3 çarpı kosinüs x bölü sinüs x o da ne olacaktır? Sinüs x çarpı sinüs x yani sin kare x bölü 3 tane kosinüs x. Sin kare x bölü 3 tane kosinüs x eşittir. 1 eksi sinüs x çarpı kotanjant yerine de kosinüs x bölü sinüs x'i yazalım. Bunlar da gidiyor zaten. 1 eksi kosinüs x oluyor. İçler dışlar yaparsak sin kare x eşittir. 3 tane kosinüs x eksi 3 tane kos kare x. 3 eksi 3 tane kos kare x'i eksi kos kare x eksi 2 tane kos kare x diye yazarsam. Niye böyle yazdım? Çünkü bunu karşı tarafa attığım zaman sin kare artı kos kareden 1 gelir. 1 eşittir. 3 tane kosinüs x eksi 2 tane kosinüs kare x yapar. Hepsini yine sol tarafa atarsam 2 tane kos kare x artı 3 tane kos yok. 3 onu da karşı tarafa attığım için eksi 3 tane kosinüs x artı 1 eşittir. 0 yapacak. Buradan 2 kosinüs x'e kosinüs x diye ayıralım. Eksi 1'e eksi 1 diye ayıralım. Eksi 3 kosinüsü veriyor. Buradan kosinüs x bir 1 çıkıyor. Bir de kosinüs x 1 bölü 2 çıkıyor bunun hangi aralıktaki 0 ile 2 pi aralığındaki x değerlerinin toplamı kosinüs x'i 0 ile 2 pi dahil olduğu aralıkta 0 yapan değerler bir sıfırdır bir de 2 pi'dir zaten bir yapanlar 1 bölü 2 yapan değerler de arkadaşlar bir tanesi kaçtır 60'tır diğeri kaçtır o da eksi 60 yani 300'dür eksi 60 0 2 pi'ye girmez o yüzden 300 diye yazacağız ee, o zaman buradaki toplam 360 derece Buradaki toplam da 2 pi 360 derece toplamı 720 derece derece. Yani 4 pi yapacaktır. Cevabımız E şıkkı olacak. Pozitif tam sayı olmak üzere 2 cos alfa, 2 cos 2 alfa, 2 cos alfa çarpı x artı 1'i böyle vermiş. Böyle bir kural vermiş yani bize. Sonra diyor ki 22 alfa eşittir falan filan denklemi sağlayan k değeri için Cos alfa, cos 2 alfa, cos 10 on alfa. Bir kere şuna benzetmeye çalışalım. Önce bulmak istediğimiz şeye A diyelim. Önce 2 katını alalım. 2 katını alırsam 2 A. Bak 2 cos alfa, 2 cos 2 alfa, 2 e, cos 3 alfa, 2 cos A artı A çarpı şey alfa çarpı x formatına uydu. Sadece bir de 1 eklemem lazım. Buraya 1, buraya 1 ekliyorum. O zaman arkadaşlar 2 A artı 1 dediğim arkadaş aslında bu formata uymuş oldu. 2 cos alfa, 2 cos 2 alfa son olarak 2 cos 10 alfa artı 1. O zaman burası 10 alfa yani alfa çarpı 10 alfa çarpı x eşitse x buradan 10 yaptı. x yerine götürüp burada 10 yazarsanız burası kosinüs 21 alfa bölü 2 bölü sinüs alfa bölü 2 oldu. 2 artı 1 buna eşit. Şimdi bakın aşağıda 2 alfayı 2 pi vermiş. O zaman arkadaşlar şey 22 alfa eşittir 2 pi vermiş. Her iki tarafı 2'ye bölersem 11 alfa eşittir pi. Bakın bunları topladığınız zaman arkadaşlar 22 alfa bölü 2'den 11 alfa yapıyor. Yani 11 alfa eşittir pi. O zaman buradaki kosinüsle buradaki sinüs birbirini 180 dereceye tamamlıyor. Tabii ki ben burada bunlarda sadeleştirme yapamam. Kosla sin birbirini 180'e tamamlıyoruz. Ama şunu yapabilirim. 21 pi bölü 2 yerine şuraya bakın. Kosinüs 21 e, alfa bölü 2 yerine eksi sinüs alfa bölü 2 yazabilirim. Çünkü topladığınız zaman 22 pi alfa bölü 2'den 11 alfaya e, yani pi'ye eşit oluyor. Kosinüs kendisini e, 180'e tamamladığında e, eksi oluyordu. Eksi sinüs değil eksi kosinüs. Niye sinüs yazdım? Eksi kosinüs alfa bölü 2 olabilir. Çünkü kosinüs kendisini 180 dereceye tamamlayan açılarda eksi oluyor. Demek ki 2a artı 1 dediğimiz arkadaş Yukarısı eksi kosinüs alfa bölü 2. Aşağısı da sinüs alfa bölü 2. Yani eksi kotanjant alfa bölü 2'dir. Tamam mı? Şimdi şuraya bakın. 44 tane ar kotanjant k eşittir 2 pi ise o zaman ar kotanjant k eşittir 2 pi bölü 44'ten pi bölü 22'dir. Ee, ya da şunu yazabiliriz. Şunu da yazabiliriz. E, 44 tane arkotanjant k eşittir 22 alfa ise arkotanjant k 22 alfa bölü 44'ten e, alfa bölü 2'dir. O zaman kotanjant alfa bölü 2 eşittir k'dır. Yani burası k'ymış arkadaşlar. O zaman 2a artı 1 eşittir eksi k. Bizim istediğimiz şey nedir arkadaşlar? K. Buradan k eşittir e, ne olur? Şey, A'nın k türünden eşitti. Karşı tarafa atarsam 2a eşittir eksi k eksi 1'den A eşittir. Eksi K eksi 1 bölü 2. Burada ufak bir e, nazar boncuğumuz olmuş. K eksi 1 bölü 2. Bunu arkadaşlar e, 90. sorumuzu eksi K eksi 1 bölü 2 olarak düzeltip A şıkkını işaretleyelim. Böyle arada olur. şöyle nazar boncuğu diyelim buna. Nazarlık 91 ile devam ediyorum. Yukarıda 5 özdeş dikdörtgenden oluşturulan bir şekil verilmiştir. Bu dikdörtgenlerin kısa kenarı 3 birim, uzun kenarı 12 birimdir. En üstteki dikdörtgen yerleştirildikten sonra altındaki dikdörtgen 3 birim sağa ötelenerek yerleştirilmiş ve diğer dikdörtgenler de aynı kurala göre yerleştirilmiştir. Ee, alfa açısını vermiş. Tanjant alfayı soruyor. Bakın arkadaşlar. Burada şu doğruyla şu doğru çok büyük önem arz edecek. Şuradaki iki doğru. Çünkü bu iki doğru birbirlerine paraleller. Ve ben buradaki açıya A açısı X diyeyim. Karışmasın alfa ile. Buraya X, buraya Y açısı dersem X artı Y açısı alfa eşittir. M kuralından dolayı. Bakın şurada şöyle bir M kuralı oluştu. Sola bakanlar X ile Y'nin toplamı. Sağa bakanlar alfa. Tamam mı? E bize ne soruyor? Tanjant alfayı mı soruyor? O zaman tanjant alfa eşittir. Tanjant x artı y'yi bulmamız lazım. Tanjant x artı y de işte bildiğiniz gibi tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y. Dolayısıyla bizim bu soru için tanjant x'in ne olduğunu bir de tanjant y'nin ne olduğunu bulmalıyız. Şimdi tanjant x ve tanjant y nereden bulunacaklar? Ben size söyleyeyim. Tanjant x arkadaşlar tanjant y ile başlayayım. Tanjant y şu üçgenden bulunabilir. 3 birim burası 3 birim burası. Bakın tamam şuranın tamamı 12 birim. Burası 3 birim olduğuna göre burası 9 birim. 6, karşısı 9 komşusu. 6 bölü 9 yani 2 bölü 3. Tanjant Y. X yerine yazmayalım aman. Bu tanjant Y. Tanjant X'e bakalım. Tanjant X için de arkadaşlar şu üçgeni oluşturmamız güzel olur sanki. Şu üçgeni oluşturabiliriz. Şunu şöyle dik göndereyim. Şimdi bak 3 bura, 3 bura, 3 bura. O zaman 9 bura. 12 burası yok. 3 artı 3 artı 3'ten 9 birim burası 12 birimde burası 21 9 bölü 21 3 de sadeleştirirsem 3 bölü 7 tanjant x de 3 bölü 7 o zaman başlıyorum 3 bölü 7 artı 2 bölü 3 bölü 1 eksi 3 bölü 7 çarpı 2 bölü 3 şimdi 3 bölü 7 artı 2 bölü 3 bunu 3 ile bunu 7 ile genişletirsem 9 artı 14'ten 23 bölü 21 bölü 1 eksi 6 bölü 21 15 bölü 21. 21'ler giderse cevabımız 23 bölü 15 olarak bulunmuş olur. Yani aşık. 92 ile devam ediyorum. Dik koordinat düzleminde O merkezi yarım çember, yarım birim çember ile A ve C köşeleri çember üzerinde olan AOB ve COD üçgenleri veriliyor. Bir açı A olarak veriliyor. Yeşil bölgenin alanının mavi bölgenin alanına oranı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor soru bizlere. Şimdi arkadaşlar burası bakın bir birim yarım e, şey bilim çember olduğu için bu üçgenin alanını bulabilmek için yüksekliğine ihtiyacım var. Bakın yüksekliği burada dışarıda, dışarıdan indirilen yüksekliği. Şimdi bakın şu üçgenden konuşacak olursak burası a ise burası kosinüs a e, a. O zaman burası da kosinüs a. Demek ki arkadaşlar şuradaki uzunluğa ben eğer x dersem x çarpı kosinüs a bölü 2 bizim yeşil bölgenin alanı. Bölü mavi bölgenin alanı şimdi bir eşitlik varmış bakın OB, CD'ye eşit demiş OB'ye X dediysem CD'ye de X demeliyim şimdi bakın buradaki açıya A dedim ya buradaki açıya B dersem A ile B'nin toplamı 90 o zaman buradaki açıya A demeliyim buradaki açıya da B demeliyim şimdi o zaman buradaki açı B ise buradaki açı A'dır ee, buradaki açı A ise burası sin A'dır burası da şöyle burası sin A'dır ee, şeyi bulacak olursak alanı bulacak olursak x çarpı sin a bölü 2 bizim mavi bölgenin alanını verecektir. İkiler gider x'ler de gider kosinüs bölü sinüsten kotanjant a olur. Alanımız doğru cevabımız da b şıkkı olacaktır. Dedik ve arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi birkaç soru işaretleteceğim. 91 çok güzel bir soruydu bakın. 89'daki o sondaki duruma dikkat edin. 90 bir nazar boncuğumuzdu bu soru güzel bir soruydu ama çok tatlı bir soruydu 86 güzel bir denklem sorusu 87 güzel bir katlama sorusu 83 bence güzeldi bak buradaki sıralama olayı da güzeldi sıralama da çok zor sormuyorlar 78 77 76 ve 75 bunların hepsinde işaretleyeceğim çok sağlam sorulardan oluşuyordu arkadaşlar ve e ee, 10. adım itibariyle de trigonometrinin 6. ders videosunun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Artık trigonometride son videomuz. 90 kaçıncı soruyu çözdük? 92'yi çözdük. Sayfa bir sonraki videoda sayfa 85'ten itibaren. Sayfa 85'ten itibaren 93. sorudan başlayacağız arkadaşlar. 108. soruda e, pergel sorusuyla beraber trigonometriyi bitireceğiz. Sonra 89'dan itibaren logaritmamız sonra da dizilerimiz kalıyor. E, logaritma dizilerde de fena soru yok onu söyleyeyim bakın logaritmada toplamda 57 tane soru dizilerde de 51 tane soru var yani böyle az buzda soru koymadık o 4 adımda diziler ve logaritma sürecek sonra da ayta kampımızı noktalamış olacağız hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın trigonometri çalışmalarınıza sıkılaştırın hoşçakalın